genç bir yurttaşımız görsel tasarımlar çiziyor. Bu ürün size pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde diye etiketler bastırıp bunları denemek amaçlı da bir markette yapıştırıyor. Sosyal medyada da paylaşım yapıyor. Gözaltına alındı, ifadesi alındı, ondan sonra da serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla. İkinci olarak eleştiri hakkı, ifade özgürlüğü bağlamında hükümet istifa sloganları, son zamanlarda bu hayat pahalılığına dönük özellikle depremden sonra iyice yükselmeye başladı. Stadyumlarda bilhassa. Özellikle stadyumlarda. Siz yeni Türkiye'nin 15 Mayıs sabahı yeni iktidarı, yeni yöneticileri olarak göreve geldiğinizde müstakbel bir cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Türkiye'nin ifade özgürlüğü, medyanın bağımsızlığına dönük neler söylemek istersiniz? Bir de bu uygulamalara nasıl bakıyorsunuz? Evet. İlaveten bizler siz iktidardayken haber yaptığımız takdirde, yani hoşunuza gitmeyecek bir haber yaptığımız takdirde bizim başımıza bir şey gelir mi? Şimdi efendim, yani hukukçu kimliğimle de tabii aynı zamanda söylemek isterim bunu. Şiddet olmadığı müddetçe her türlü gösteri protesto yapılabilir. Bu anayasayla güvence altına alınmıştır. Bütün dünyada da geçerlidir. Problem sadece şiddetlidir. Yani şiddet unsurunun olmaması gerekir. Hatta bazı yerlerde şiddete bile daha müsamahalı davranıyorlar. Ama şiddet olmaması, insanların duygularını bir şekilde anlatması lazım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi, bakın şöyle yazıyor bize sosyal medyadan. Kardeşim, ne zaman yapacaksınız burayı? Şöyle mi olması lazım filan? Diyoruz ki yani tamam, geç kalmışsın ve vatandaş haklı demek durumundasın. Niye böyle yazıyorsun? O zaman yapmıyorum falan deme şansınız yok. Çünkü bir başkası aynı yerde bir hasara uğrayabilir. Dolayısıyla bu protesto hakkı, ifade hürriyeti son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın şöyle bir demeci oldu. Bizi korkusuzca eleştirebileceksiniz. Bir de Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu suç olmaktan çıkarılacak dedi. Çünkü orada bir orantısızlık var. Bir kamu görevlisi bir vatandaşa hakaret ettiği zaman vatandaş da ona hakaret ederse ceza verilmez. Karşılıklı tahkir diye geçer. Eğer memur buna sebep vermişse mesela memura ceza dahi verilemez. Sayın Cumhurbaşkanı size çok ağır söz söylerse, ki muhatap oluyoruz, ama siz aynısını söylerseniz o yargılanmıyor, siz yargılanıyorsunuz. Yani burada hukuki açıdan, hukuktaki eşitlik açısından da bir problem var. Onları da geçtik. Şimdi her şeyden önce bu suç mudur yapılan şey? Yani suçun unsurları vardır. Suçun unsurlarına göre hakaret nedir? Hakaret oluşur mu? Protesto mudur? Bir defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biz yetkisini tanıdık. 90. maddeye göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizi bağlıyor. Oranın mahkemeleri de bizi, kararları da bize bağlıyor. Uygulamak zorundasınız. Uygulamazsanız da tazminat ödüyorsunuz. Ama şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu hükümetin imzaladığı ve meclisince onayladığı bir önümüzde kanun var. Uyum yasaları gelince biz anayasa değişikliğiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve mahkemesinin kararlarını tanıdık. Burada ifade hürriyetiyle ilgili o kadar çok karar var ki, diyor ki bir siyasetçi ya da toplumun önde görülen kişisi, siz de söz konusunuz tabii bu arada, çok ağır eleştiri, hatta ve hatta yani hakarete yakın bile olsa siz diyor katlanmak zorundasınız. Çünkü siz toplumun önde gelen kişisiniz. Normal bir insan buna katlanmak zorunda değil ama özellikle siyasetçiler buna katlanmak zorundadır diye binlerce, on binlerce kararı var. Ve en çok maalesef Türkiye hakkında karar veriyor. Şimdi eğer biz bu sözleşmeyi uygulamazsak o zaman bu kanun niye çıktı? Bu sözleşme neden imzalandı? Biz buna uymak zorundayız. Dolayısıyla bundan hiçbirisi bugün suç değil. Türk hukukuna göre de dolayısıyla suç değil. Çünkü üst norm Avrupa, yani bizim anayasamızda yer almıyorsa da daha geniş ve özgürlükçü olarak değerlendiriliyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları geçerli.
O prosedür geçerli. Ama olur ya, Avrupa'da uygun görülmeyen bir şey Türk hukukunda daha geniş tanımlandıysa bu geçerli bu sefer. Yani hep özgürlükçü anlayışla bakıyorlar. Dolayısıyla bu ifade hürriyeti de olmayınca işte biraz önce sözün başında konuştuğumuz Avrupa'daki vize hakkı, serbest dolaşım hakkına da sahip olamıyorsunuz. Maddelerden bir tanesi bu. Şimdi stadyumlardaki protestolar falan bunlar bir şekilde insanların içindeki sıkıntıyı dışına atmasının bir yoludur. Bunu yapmayıp da şiddete mi başvurmasını istiyorsunuz? O daha kötü. Dolayısıyla bunlar özellikle demokrasilerde son derece sınırsız uygulanan şeyler ki Amerika'da Trump'a dahi neler söylendiğini gördük. Aleni neredeyse küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar ama hiç oralı bile olmuyorlar çünkü sistem oturmuş. Bunları suç olarak görmüyorlar. Siyasiler açısından, hatta sanatçılar açısından, işte basın açısından da görmüyorlar. Dolayısıyla bunlara çok özgürlükçü yaklaşılması lazım. Eğer zorunuza gidiyorsa yapmayacaksınız o işi. Bu kadar basit. Eğer eleştirilmekten hoşlanmıyorsanız, bakın hakaret demiyorum. Hakareti ben bize de yapılmasını istemiyorum ama yapıyorlar. Şikayet ediyoruz. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu maddeleri gereğince katlanmak zorundasınız. Takipsizliği veriyorlar. Alıştık artık. Ama iktidar cenahı için şöyle. İktidar cenahı için aynı bakışla evet, değerlendirmiyorlar o başvuruları. Onu bir gün bir televizyonda gösterdim. Bana söylenen bir sözden dolayı takipsizlik verildi. Aynısı iktidardan bir belediye başkanı söyleyince aynı savcı dava açmıştı. Onu televizyonlardan göstermiştim. Bu da aynı zamanda hukukun ne duruma düştüğünün bir sonucu. Çünkü bu arkadaşımız böyle bir protesto şekli görmüş, hatta propaganda şekli görmüş. Son derece normal ve gerçekten baktığınız zaman incitici falan hiçbir tarafı yok. Anında gözaltına alınıyor. Ama çok daha ağırını karşı taraftan yapanlar olunca maalesef buna bugün adliyelerimiz sessiz kalıyor. Bu da maalesef işte bugüne kadar yargıdaki yürütme yargı bağımsızlığının tek elde toplanmasının bir ürünüdür. Ne demişlerdi halbuki anayasayı değiştirirken? İşte bağımsız yargı olacak. Nasıl bir bağımsız yargı? Buna bağımsız yargıdan kimse bahsedebilir mi bugün? Çünkü çok gördük. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözüyle tutuklanan ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözüyle serbest bırakılan insanlar gördük. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar Avrupa'da her yerde bunlar değerlendiriliyor, görülüyor ve Türkiye hakkında yanlış imajlara sebep oluyor. Bu da yarın bütün Türkiye'de duyulacak. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bunu gözaltına alanlar Cumhurbaşkanı'na kötülük yaptılar. Niye biliyor musunuz? Ben öyle bir protesto şeklinden haberdar olmamıştım. Evet. Çoğumuz olmadı, duymadık bile. Evet. Sanıyorum İzmir'de bir şey yapılan bir iş. İzmirli bir belki genç, iki evet. Market yapılan, vallahi ben duymamıştım, yalan yok. Ama siz bunu gözaltına alıp kamuoyunun önüne taşıdığınız andan itibaren herkesi duyurmuş oldunuz. Şimdi buradan kim karlı çıktı, kim zararlı çıktı değil mi? İkincisi, stadyumla ilgili aynısını ben yaşadım. Hani bir şeye gelecek, şimdi stadyumda hükümet istifa diye bağıranların tek tek fotoğrafları çekilip stada girmesi yasaklanıyor, soruşturma açılıyor. Aynısını bir Ankaragücü Kasımpaşa maçında durduk yerde sebepsiz bir şekilde Kasımpaşalı AK Partililer atkırılar. Mansur dışarı, Mansur dışarı epey bir bağırdılar. Hiç oralı olmadım. Hatta çıkarken bağırmaya devam ediyorlardı. Öpücük sallayarak geçtim. Ne olacak bunlar? Olacak şey. Çünkü stadyumda var. 10 bin kişi orada bağıran diyelim ki 20 kişilik bir grup. Bunlar olacak. Tabii. Olacak. Ben bunları ters davransaydım belki daha olay büyüyecekti ama sanıyorum benim yaptığımdan sonra herhalde üzülmüşlerdi. Ya biz bu insana yanlış yaptık demişlerdir. Yani efendim siyasetçi hoşgörülü olacak. Bu yansıyor. Yani alt tarafa da yansıyor. Yarın daha farklı şeylerle karşılaşacak ama şiddet olmadığı müddetçe mümkün olduğu kadar bunların ben hoş görülmesi gerektiği kanaatim. Çünkü gerek ülkenin artık demokrasisinin geldiği durum itibarıyla bunlar bütün dünyada aleyhimize kamuoyu yapıyor ve ülkeye gelecek yatırımların da gelmesine engel oluyor. Çünkü şöyle bakıyorlar, burada yargı emir komutayla iş yapıyor. İşte yarın bizim orada herhangi bir güvencemiz yok.
Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Türkiye Cumhuriyetlerinden birisinde bir gün bir iş adamı, bunu ben bazen hukukun önemini anlatmak için örnek veririm. Bir AVM yaptı. Hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama oranın devlet başkanı kovdu. Elinden aldı ve kovdu. Dedim ki bakın belki de gidebileceği hiçbir uluslararası mahkeme yok. Varsa da ben bilmiyorum yani. Paris'te, Almanya'da herhangi bir Türk vatandaşının bir tane büfesi olsa, hiçbir zaman birisi gelip benim büfeme devlet el koyacak, beni buradan atacak diye düşünebilir mi? Aklın ucundan bile geçmez böyle bir olay. İşte hukukla olmayan yer arasındaki fark. Hukuku ve güvencesinin olduğu yere yatırım da gelir. İnsanlar orada çalışma hürriyetini daha geniş kullanır ama anında malına el konacağını veya herhangi birisi tarafından dolandırıldığı zaman, zarara uğradığı zaman, yargıya başvurduğu zaman bunun sonucunu alamayacağını, telafi edemeyeceğini anlayan insan Türkiye'nin yanından bile geçmez. Bu zarar veriyor. Ben buna üzülüyorum. Türkiye'nin maalesef itibarı ve prestij kaybına sebep oluyor. Ve açıkçası söylüyorum, ben bir hukukçu olarak yazılanların asla ve asla en ufak bir suç oluşturmadığı kanaatindeyim. O savcı arkadaşı da, o hakim arkadaşı neye dayanarak bunu suç olarak kabul ettiğini ve neden adli kontrole serbest bırakıldığında inşallah bir gün bir müfettiş tarafından sorulmasını isterim. Çünkü bu hükümet çıkarttı şeyler efendim. Yani bu adalet yargı reformları kendileri çıkarttılar. Gece evine gidilmeyecek kimsenin, gece evime basılma korkusu olmayacak, ifade alınacaksa davet edilecek, ağır cezalık suç değil, kaçma şüphesi evet, yok, evet. Delilleri karartma şey yok, olduğu gibi duruyor işte orada paket yazılar. Dolayısıyla gözaltına almasını gerektirecek, tutuklanmasını gerektirecek. Çünkü adliye sevk edildiği için tutuklamaya sevk edilmiş, adli kontrolü serbest bırakılmış. Bunu gerektirecek ne var Allah aşkına? Ama o savcı da yarın bilmeli ki kendisinden bunun hangi yasaya göre siz gözaltına aldınız? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu tür şeylerde bunun suç unsuru olup olmadığını savcı da karar veremez, hakim de karar veremez. Hakim bunları bilir kişiye sorar. Gerçekten bu suç mu sizce değil mi? Bu ibarelerde hakaret var mı yok mu? Eğer bilir kişi, hukukçu, profesörler yan yana gelir, burada hakaret yok derse beraat ettireceksin. Peki o zaman gözaltına aldığınız, yurt dışı yasağı verdiğiniz, hatta belki ev hapsi verdiğiniz, bunu nasıl telafi edeceksiniz? Bunların telafisi yok ki. Yok, evet. En son başvurulacak şeyler ve bu konudaki düzenlemeydi, bu hükümet yaptı. Evet, yani evet. Kendi yaptıkları düzenlemelere uymayan bir yargı var maalesef. Çünkü serbest bıraktığı zaman, işlem yapmadığı zaman başıma bir şey gelir mi diye korkuyor. Umarım bunlar da düzelir. Esaslı bir yargı reformuna ihtiyaç var. İnsanların tek güveneceği şey adalettir. Adalet dinin temelidir. Artık bu konuyu herkes söylüyor. Devletin de temelidir. Bir an evvel tarafsız, bağımsız yargı hepimizin güvencesidir. İktidarın da güvencesidir. Yani iktidar değişikliği olduğu takdirde inşallah ilk yapılacak işlerden birisi tekrar erkler arasındaki bu ayrılığın bir an evvel uygulanması gerekiyor.